Tamam. Şimdi Zeynep sağ olsun hatırlattığı kata anayasa meselesini anlatmamışız hiç. Direkt kurucu iktidara geçmişiz. Geri dönüş yapalım. Kata anayasa nedir? Bir anayasayı katı yapan haller nelerdir? Onlardan bahsedelim. Sonra devlet meselesiyle yine devam edelim. Bir anayasayı yumuşak yapan sebebi anlatmıştık. Yumuşak anayasa dediğimiz şey kanunlarla nasıl yoklamayı burada nasıl durum gönderebiliriz? Boş ver sen onları. Bunları benim için zaten. Bir anayasayı yumuşak yapan şey dedik ki kanunlarla aynı usullerle yapılıp değiştirilebilen bir anayasa varsa bu anayasa yumuşak anayasadır. Ama bir anayasayı katı yapan haller birden fazla. İlla ki bir kanundan farklı bir usulde yapılıp değiştirilebiliyorsa o anayasa katıdır ki anayasaların hemen hepsi katı, yazılı anayasaların hemen hepsi katı anayasalardır. Ama bu haller nelerdir onlara bir bakacak olursak. Birincisi özel meclis usulü. Bir anayasa beni sadece özel bu iş için seçilmiş bir meclis değiştirebilir diyorsa bu anayasa katı anayasa diyoruz. Anayasa değişikliği normal parlamento tarafından değil, sırf bu iş için hazırlanmış, bu iş için kurulmuş, seçilmiş bir meclis tarafından yapılıyorsa, teklif ediliyorsa, oylanıyorsa vesaire, bu tür bir usul öngörülüyorsa ki ilerleyen konularımızda da göreceğiz. İşte Fransa'da bunun örneğini görüyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun örneğini görüyoruz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın hem eyaletlerin kendi anayasalarını yapış usulünde hem de temel anayasaların yapılışında bu usulü uyguladıklarını görüyoruz. Bizde yok. Bizde 2010 yılında seçimi kazanan, daha doğrusu seçimde meclise girmeye hak kazanan siyasi partilerin hepsinin bir vaadi vardı. Diyorlardı ki biz anayasayı değiştireceğiz. Bu galiba mamulü anayasadan kurtulmamız lazım. Bizim vaadimiz anayasayı değiştirmek. Hepsinin vaadi bu olunca mecliste meclis başkanı Cemil Çiçek bir komisyon oluşturdu. Her siyasi partinin katılımıyla anayasa yazım çalışmalarına başladılar. Her ne kadar akamete uğrayan yarım kalan bir girişim olsa da o dönem bayağı bir ses getirmişti. Bunun hilafında olan bazı kesimlerde örneğin Sabih Kanadoğlu denilen bir anayasa hukukçusu dedi ki bunu bu meclis yapamaz. Bunu yapabilmek için özel meclis usulü gerekir. Özel meclis toplanacak. Sadece bu anayasa yazım işi için seçilmiş olacak falan filan. Hayır kardeşim, yok bizde öyle bir usul. Bizde anayasa tarihimize baktığımız zaman hiçbir zaman özel meclis usulünü uyguladığımız görünmemiş. Kaldı ki anayasamızda da öyle bir emir yok. İkinci bir durum anayasayı katı yapan kanunların kabul ediliş oranını söylemiştik. Demiştik ki oturuma katılan milletvekillerin salt çoğunluğu. Bundan daha zor bir nisap olan bir anayasa şayet meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunu öngörüyorsa o anayasa yine katı anayasadır. Yani bugün için düşünecek olursak bizde öyle bir şey yok. Meclis üye tam sayısı 600, 600 bölü 2 artı 1 301 tane milletvekiliyle anayasa değiştirilebiliyorsa o anayasa kanunlardan daha zor bir usulle değiştirilebiliyor demektir. Ve katı bir anayasadır. Bizde daha da zor. Nedir o? Bir anayasayı katı yapan üçüncü hal nitelikli çoğunluk kuralı. Bizde mevcut. Bizde iki tane nitelikli nisap var. Birisi 3 bölü 5, birisi 2 bölü 3. Daha önce bahsetmiştik. Meclis üye tam sayısının 3 bölü 5'i veya meclis üye tam sayısının 2 bölü 3'ü en az 3 bölü 5'i kabul oyu verecek ki anayasa değiştirilebilsin. Bu anayasayı katı yapan hallerden bir başkası bizde var. Bir başkası halk oylaması. Evet bizde 2 bölü 3'ten daha az ama 3 bölü 5'ten daha fazla sayıda milletvekili evet oyu verip anayasa tasarısını meclisten geçirirse bu tasarı halk oylamasına sunulmak zorunda. Bizde halk oylaması usulü var ve bu da
anayasaya katı yapan hallerden bir başkası. Bir başkası yine bizde olan değiştirilemeyecek maddeler. Bizim anayasamızın 4. maddesi diyor ki anayasanın ilk 3 maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bir anayasada bunun gibi değiştirilemeyecek maddeler hükmü varsa o anayasada yine katı anayasadır. Bizde var dediğim gibi. Bir başka durum süre yasağı. Bazı anayasalar kabul edildiği, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kendi bünyesinde şöyle kurallar koyar. Der ki beni 5 sene değiştirme, beni 7 sene, 8 sene değiştirme, beni 10 sene değiştirme gibi. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Anayasası demiş ki 1808 senesinden önce beni değiştirmen yasak. 1791 Fransız Anayasası demiş ki ilk 4 yılında değiştirilmesi yasak. Portekiz veya Yunan anayasaları demiş ki yayınlanmasından itibaren ilk 5 yıl boyunca değiştirilmesi yasak. Bizde yok böyle bir süre yasağı. Ama bir süre yasağı anayasada varsa o anayasa katı anayasadır. Bir de dönem yasağı denilen bir şey var. Belli dönemlerde anayasanın değiştirilmesi anayasa tarafından yasaklanmışsa, örneğin savaş zamanı anayasayı değiştirmek, olağanüstü hal zamanı anayasayı değiştirmek, efendime söyleyeyim seçimler zamanında anayasayı değiştirmek yasaktır gibi hükümler varsa o anayasa yine katı anayasadır. Katı anayasa konusunu geride bırakalım. Gelelim biz 5. ünitemize, devlet kavramı. Devlet meselesi 3 temel unsurdan oluşuyor. Unsurlar ne? Millet, ülke, egemenlik. Tek tek gidecek olursak, millet meselesine gelecek olursak, millet dediğimiz zaman ki insan topluluğu aklımıza geliyor ama bu insan topluluğunu millet yapan şey sizce nedir? Var mı bir fikriniz arkadaşlar? Nedir bir anayasa, bir insan topluluğunu, bir arada yaşayan insanları millet yapan şey? Toprak ve su. Su olmaz olmuyor mu? Dayanışma, ortak değerler bize. Peki, şimdi kitapta şöyle bir sistem var. İkiye ayırmış millete dair teoremleri. Bir tanesi sübjektif millet anlayışı, bir tanesi objektif millet anlayışı. Objektif millet anlayışında elle tutulur, gözle görülür belli değerler ele alınmış ve demiş ki bunlar bir milleti millet yapan değerlerdir. Bunlardan birincisi ırk birliği. Sizce ırk birliği millet için güzel bir dönemidir, kullanabilir miyiz? Milleti millet yapan ırk birliği midir? Neden Zeynep? Şöyle sorayım Zeynep veya ben mesela baba tarafından Arnavut'um ırk olarak ama millet olarak Türk milletine ait hissediyorum kendimi. Yok işte bak Türk devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türk milletinden bahsediyoruz. Murat Bal da bunun içinde ve Arnavut ırkından geliyor. Bunun gibi bir sürü farklı ırktan da bahsedebiliriz. İşte Kürt ırkından gelen insanlar var, Çerkez ırkından gelen insanlar var, Laz ırkından gelenler var, Ermeni ırkından gelen insanlar var, Rum ırkından gelen insanlar var. Ama bunlar Türk milletini oluşturuyor. Bir sıkıntı yok mu burada? Kitapta diyor ki ırk birliğini esas alan görüşe göre insan topluluğunu millet haline getiren şey bu insanlar arasındaki ırk birliğidir. Diğer bir ifadeyle millet aralarında ırk birliği olan insanların oluşturduğu bir topluluktur. O
O halde insanların bir millet oluşturabilmesi ve dolayısıyla bir devlet kurabilmesi için aynı ırktan olmaları gerekir. Evet, belki ilk, hani birazdan tartışacağız, devletin ilk ortaya çıktığı durumlarda ırk birliği önemli bir durum olabilir ama modern devlet anlayışlarında ırk birliğinin çok da önemli bir şey olmadığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri gibi, Kanada gibi, efendim söyleyeyim, yeryüzünde birçok ülke, Türkiye de buna dahil, aynı ırktan olmayan insanlardan oluşuyor. Millet oluşturuyor. Demek ki devletin birinci unsuru olan milleti izah etmek için ırk birliği yeterli gelmiyor. Ne demiş kitap? Diyor ki günümüzde Amerika Birleşik Devletleri gibi ırk birliğine sahip olmayan birçok devlet vardır. Keza günümüzde Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde saf ırklardan ziyade melez ırklar vardır. Başka bir yönünü düşünecek olursak Arap ırkı diyoruz. Fas'tan tutun doğuda Irak, güneyde Suudi Arabistan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada yoğunlukla yaşayan bir ırktan bahsediyoruz. Ama en az 20 tane devletten, farklı devletten ve bunların milletlerinden bahsediyoruz. Ve kendilerini farklı bir millete ait hisseden insanlardan bahsediyoruz. Kendisini Mısır milletinden sayan, Fas milletinden sayan, efendime söyleyeyim Irak milletinden sayan insanlardan bahsediyoruz. Nijat demiş ki Ermeni ırkından gelen biri Türk değildir hocam. Valla ırk olarak Türk ırkından olmayabilir ama Türk milleti dediğimiz zaman anayasada Ermeni'yi de sayıyor. Nijat, sen ne kadar bundan hoşlanmasan da durum bu. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı açtığın zaman Türk milleti kavramını tanımladığını gördüğün zaman veya Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı tanımlamalara baktığın zaman pekala Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşı olarak tanımlanan herkese Türk milletinin bir ferdi olarak bakıyor. Devam edelim. Dil birliği. Teoremde de diyor ki insan topluluğunu bir millet haline getiren faktör insanların aynı ortak dili konuşmasıdır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Milleti millet yapan şey aynı dili konuşması olabilir mi? Bu arada mikrofonunuz açık. İstediğiniz zaman mikrofonunuzu kullanarak da katılabilirsiniz ders arkadaşlar. Dediğine bakarsak olmaz. Niye mesela Zeynep? Emrah? Niye olmaz? Yok mu fikriniz? Aynı dili konuşsalar da Türk vatandaşıysa millet sayılmaz mı? Evet. Sadece Türkiye için değerlendirmeyin. Örneğin Kanada'da iki tane farklı resmi dil var. Başka ülkede yaşayan ve Türk olup Türkçe'yi bilmeyenler de var. Türkiye'de yaşayıp Türkçe'yi bilmeyenler var. Kanada'da iki resmi dil olduğundan bahsettik. İsviçre'de birçok resmi dil var. Birden fazla resmi dili olan bir sürü ülke var. Veya sizin bahsettiğiniz gibi bir ülkede yaşayıp da o ülkede konuşulan baskın dilden farklı dili konuşan insanlar var. Benim bir arkadaşım vardı, Çerkez'di. Telefon açıp, işte o zaman cep telefonu yaygın değil, sabit telefonla görüşüyoruz. Telefon açıp arkadaşımı telefona istediğim zaman, annesi bazen çıktığı zaman bir tek kelime Türkçe konuşamıyordu. Aynı şekilde yıllarca avukatlık yaptım. Bu avukatlık yaptığım dönem içinde çokça rastladım. Bir tek kelime Türkçe konuşamayan, Kürtçe ana dili olanla karşılaştık. Mahkemelerde bunlar için tercümanlar getirildi. Ama bunlara baktığınız zaman hepsi Türk milletinden sayılıyor. Ana dilleri farklı olsa bile. Belki dediğim gibi az önce ırk içinde bunu söyledik. İlk devlet nasıl ortaya çıkmıştır diye bir soru sorduğumuz zaman belki dil birliği bunda millet oluşturma açısından etkili bir faktör olabilir. Ama modern devlet teoreminde dil birliği milleti tarif etmek için yeterli bir unsur olamıyor. Ne diyor kitabımız? Amerika, İsviçre, Belçika, Kanada gibi birden fazla dilin resmi dil olduğu devletler var. Keza birçok başka devlette de tek resmi dil olsa bile birden fazla dil ana dil olarak konuşulmakta.
Geriye kalıyor objektif millet anlayışında din birliği, din iyi bir tutkal. İnsanları bir araya getirme açısından güzel bir tutkal. Din olabilir mi milleti millet yapan şey? Ne düşünüyorsunuz? Olmaz diyor Zeynep. Niye Zeynep? Farklı dinlere mensup insanlar var. Olmaz. Hatta dini olmayan, dini tanımayan insanlar var. Bu amenna din dediğimiz gibi kuvvetli bir tutkal olsa bile şöyle bir şey de var. Mesela Balkanlarda aynı ırktan gelip aynı dili konuşan insanlar var. Ha bir de bu var. Devletin dini olmaz. Ben de aynı fikirdeyim. Ama devletin dini olmasa bile devleti meydana getiren insanların çoğunlukla yaygın bir dini olabiliyor. Zeynep olur diyor. Enteresan. Zeynep ama bak söylüyoruz. Diyoruz ki farklı dinlere mensup insanlar da var. Milletin içinde. Zeynep'in kafası çok karıştı. Mesela Slav ırkı var. Slav ırkı Balkanlarda yaygın bir ırk. Bunların hepsi aynı dili konuşuyor. Ama ufak farklılıklarla da işte farklılıklar da olsa aynı dili konuşuyor diyelim. Ama dinlerinden dolayı farklı milletler olduğunu görüyoruz. Veya mezheplerinden dolayı diyelim. Çünkü onlar da mezhep biraz dine yakın bir hal alıyor. İşte Katolikse farklı bir mezhep. Efendime söyleyeyim Ortodoksa farklı bir mezhep. Müslümansa farklı bir millet haline dönüşebiliyor. Zeynep demiş ki Araplar ve Türkler mesela. Araplar ve Türkler bir millet mi? Dinleri aynı ama bir millet mi? Bir millet değil. Evet ama şöyle bir şey de var Zeynep. Tarihin belli zamanlarında Türk milleti kelimesi aynen bu senin bahsettiğin Araplar, Kürtler, Türkler aynı dine mensup insanları tarif etmek için kullanılmış. Bunu Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'ün söylemlerinde görebildiğimiz gibi Erzurum Kongresi bildirisinde işte efendime söyleyeyim Sivas Kongresi'nde devletin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk kuruluş yıllarında tam da bunu da görebiliyoruz. Bulabilirsem bir pasaj okumak istiyorum. Müsaadenizle bir saniyenizi rica edeceğim. Tam da bu meseleye dair açabilirsem. Özür dilerim. Biraz bekletiyorum siz arkadaşlar kusura bakmayın. Diyor ki millet sözcüğünün Arapçada ümmet, ümmetinse millet anlamına geldiği ve bu özgün karşılıkların 20. yüzyıl başlarında da Osmanlıca'da etkilerini sürdürdükleri bilinmektedir. Fakat bu dilsel özellik Türkiye'nin batıdan geriliğiyle ilgili bir olguya da denk düşüyor. Mesela batıda 1700'lü yıllarda din 16. yüzyılda milliyet anlamına gelen bir sözcüktür dendiğini görüyoruz. Bizde de evvelden bu anlamda kullanıldığı örneklere bakacak olursak diyor ki Sivas Kongresi'nde bir saniye tam yerini bulayım. Tam bulamadım ama. Mustafa Kemal Paşa'nın 1921 Mayıs 1920 tarihli bir konuşması. Muhafaza ve müdafasıyla iştigal ettiğiniz millet itabi bir unsurdan ibaret değildir. Muhtelif anasır-ı İslamiye'den mürekkeptir. Mesela burada millet kavramını Atatürk vurgularken İslam dinine atıf yapıyor. Enteresan bir şekilde.
Ama dediğimiz gibi modern devlet anlayışı içinde bir milletten bahsediyorsak din burada yetersiz kalabiliyor. Ne demiş kitabımız? Din birliği teorisine göre bir arada yaşayan insanların bir millet oluşturabilmesi ve dolayısıyla bir devlet kurabilmesi için aynı dine mensup olmaları gerekir. Diğer bir ifadeyle millet aynı dine mensup insanların oluşturduğu bir topluluktur demiş. Ama benim bahsettiğim Balkanlardaki meseleden bahsederek diyor ki Boşnak, Hırvat ve Sırp milletler arasında bir durum var. Boşnak, Hırvat ve Sırplar aynı ırktan olmaları ve aynı ortak dili konuşmalarına rağmen üç ayrı millet oluşturmakta. Bunların ayrı birer millet oluşturmalarına yol açan faktör kuşkusuz din. Boşnaklar Müslüman, Hırvatlar Katolik, Sırplar ise Ortodokstur. Ancak millet oluşumunda din faktörünün önemini fazla abartmamak gerekir. Zira yeryüzünde yüzlerce millet olmasına karşılık birkaç tane temel din vardır. Bu nedenle kaçınılmaz olarak birçok devlet aynı dinden ve aynı mezheptendir. Aynı dinden olan insanları çeşitli nedenlerle ayrı bir millet oluşturduklarını düşünmekte ve ayrı devlet kurmaktadırlar. Örneğin Türkler ve Araplar aynı dinden olmalarına rağmen kendilerini aynı millete mensup olarak görmemişler ve ayrı devletler kurmuşlardır. Kaldı ki şu arkadaşlar da kabul edelim. Kaldı ki Umutcan'ın dediği gibi devletin dini olmaz meselesi de burada etkili bir faktör olarak değerlendirilebilir bence de. Gelelim subjektif millet anlayışına. Subjektif millet anlayışında işte din, dil, ırk gibi elle tutulup gözle görülür meselelerden ziyade farklı işte hissedilebilen hislerle alakalı, duygularla alakalı bir tanımlama yapılıyor. Diyor ki sübjektif millet anlayışına göre milleti oluşturan insanlar kabul edelim. Milleti oluşturan insanlar birbirine sübjektif yani elle tutulamayan, gözle görülemeyen nitelikte olan bağlarla da bağlanabilir. Bu bağlar manevi niteliktedir. Bir takım duygu ve düşüncelerden oluşur. Sübjektif millet anlayışı ilk defa Fransız düşünür Ernest Renan tarafından 1882 yılında yayınlanan Millet Nedir isimli eserinde ortaya atılmış ve savunulmuş. Ne demiş burada? Milleti oluşturan insanları birbirine bağlayan bu sübjektif bağlar arasında mazi, hatıra, amaç, ideal, istikbal, ülkü birliği gibi hususlar yer almaktadır. Geçmişte yaşanılan ortak acılar veya birlikte kazanılan başarılar, ortak amaca varmak için mücadeleler, ortak tehlikelere karşı birlikte karşı koyma isteği gibi faktörler insanları birbirine bağlar ve milleti oluşturur. Dikkat edecek olursanız Atatürk milliyetçiliği kavramını açıklamaya kalkan açıklamalar diyelim. Değişik açıklamalar var. Atatürk milliyetçiliğini zaten Anayasa Mahkemesi'nin bile bu noktada izahları var. O yaklaşımların da üç aşağı beş, hatta Atatürk'ün kendi ağzından Atatürk milliyetçiliğini açıkladığı durumları, milliyetçiliği açıkladığı durumları gördüğümüz zaman bu tanıma yakın veya benzer ifadeler görüyoruz. Atatürk'ün aslında bu kitabı okumamış olduğunu da zannetmiyorum. Yani Renan'ın bu eserini muhakkak okumuştur ve muhakkak da etkilenmiştir. Modern devlet anlayışında da en tutarlı yaklaşım milleti izah etmek için var olan en tutarlı yaklaşım aslında bu sübjektif millet anlayışıdır. Mesela bir arkadaşımız Nejat Rızazade değil mi? Nejat. Nejat. Sezler Nejat gittin mi kaçtın mı ne yaptın? Nejat sizin ülkenizde sadece Türkler mi yaşıyor? Irk olarak. Hayır. Ermeniler de yaşıyor, değil mi? Farklı ırklara ait insanlar da. Rus da var. Türk de var. Türk derken Azeri'yi Türk'ü ben ayırmıyorum. Sen ayırıyorsan bilmiyorum ama ben ikisini aynı değerlendiriyorum. Nejat, peki bunlar birbirinden farklı haklara mı sahipler?
Necat, Azerbaycan'da yaşayan tam vatandaşlık yoksa farklı haklara sahip olabilirler. Ama şunu diyorum, vatandaş olarak aynı haklara sahip değiller mi? Necat, tam vatandaşlık aslında var. Onlar da aynı haklara sahip hocam. Evet. Bizde de ben mesela az önce dersin başında bahsettiğim gibi yarı yarı Arnavut farklı bir ırktanım. Bu ülkede Kürt ırkından insanlar yaşıyor, Ermeniler yaşıyor, Rumlar yaşıyor. Değişik ırka mensup, Çerkez ırkına mensup, Abaz ırkına mensup insanlar yaşıyor. Ama hepsi en nihayetinde Türk vatandaşıysa aynı haklardan istifade edebiliyor. Ha, kimi zaman devlet organlarının ayrımcılık yaptığını görsek, bilsek veya düşünsek de bunun hukuki olmadığını hepimiz biliyoruz. Sübjektif millet anlayışında milleti millet yapan şey ırkı, dili, dini değil, ortak değerler, mazi birliği, geçmişte kazanılan bir zafer, efendime söyleyeyim geleceğe dair güdülen emel, ülkü, bunların hepsi milleti millet yapan manevi değerler. Ben Türkiye Milli Takımı'nın maçlarını izlediğim zaman heyecanlanabiliyorum. Bundan bahsediyorum. Gelelim, iki tane kavramımız var kutucuklar içinde kitapta. Onlardan bahsetmeden geçmeyelim. Bir tanesi milliyetler prensibi. Milliyetler prensibi 1789 Fransız devriminin ertesinde ortaya çıkmış. Ve çok uluslu imparatorlukların özür dilerim, dağılmasına temel sebep olmuş. Öyle diyelim. Muhakkak tek sebep değil ama temel sebep bu milliyetler prensibi olarak karşımıza çıkmış. Bu prensibe göre millet teşkil edecek derecede gelişmiş her insan topluluğu kendi devletini kurma hakkına sahiptir. Ama şunu belirtelim, bu prensip hiçbir zaman hukuken geçerli bir ilke olarak kabul edilmemiş. Ancak uluslararası ilişkilerde bazı devletlerin başka devletlere burnunu sokmasında bir materyal olarak kullanılmış. Necat bir şey yazmış. Benim size söylediğim Ermeni ırkı olan biri sadece senet üstünde Türk olabilir. Yani bir evrakta yazılır. Bu beni yanlış anlamak. Necat, sen beni yanlış anlıyorsun. Evrak üstünde veya evrakın altında, sağında, solunda fark etmez. Eğer senin anayasan onu vatandaşlık bağıyla sana bağlamışsa ve devletin milleti bu vatandaşlık bağıyla oluşuyorsa o da seninle aynı milletin mensubudur. Mesele bu. Ha, bizde de kendisini Kürt hisseden insanların rahatsızlık duyduğu bir şey olabilir bu. Bir de olaya o tarafından bakmak lazım. Mesela bizde HDP'li milletvekili Leyla Zana en son milletvekili yemininde Türk milleti kelimesi yerine Türkiye halkları gibi bir şey kullanmayı tercih etmişti. Ve yeminini tekrar hakkıyla edene kadar da milletvekili sayılmamıştı. Hocam, bizim ülkemizde etnik kökeni ne olursa olsun bu ülkede kader birliği yaşayan bu topraklar sınırları içinde herkes Türk milletidir. Anayasada öyle geçiyor. Bunlar bence Türk olduğunu sanan insanlar değil. Türk olan insanlardır. Türk olmakla kastettikleri ise Türk ırkının değil, Türk ulusunun bir parçası olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti etnik kökene bağlı bir ulus anlayışını reddetmiş değil mi hocam? Aynen, mesele budur. Umutcan, teşekkür ediyoruz toparladığın için. Şimdi milliyetler prensibinden bahsettik. Bir başka kutucuğumuzda da self-determinasyon hakkı var. Milliyetler prensibi bir yasal hak olarak hayat bulmamış olsa bile bu self-determinasyon hakkının en azından sömürge devletler için, sömürge milletler için diyelim, devlet değiller o zaman, sömürge milletler için hayat bulduğunu söylememiz mümkün. Self-determinasyon ilkesini ne ifade ediyor? İlk kez Wilson prensipleriyle karşımıza çıkıyor. Diyor ki bu hak 1945 Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 1 ve 55. ve 76. maddelerinde de geçmekteymiş.
bir halkın bağımsız bir devlet kurmak dahil dilediği devlete bağlı olmayı seçme hakkı demekmiş. Bu hak uluslararası hukukta sadece başka bir devletin sömürgesi altında bulunan halklara tanınmakta. Yani bu hak sömürgelikten kurtulma hakkı olarak tanımlanmış. Sizler de siyaset bilimi, kamu yönetimi öğrencisi olduğunuz için bunlardan bir haber olmayın. Gelelim bir başka unsuruna, devletin ülke. Ülke dediğimiz zaman eğer iki boyutlu düşünüyorsak çok dar anlamda bir ülkeyi tarif ediyoruz demektir. Bu şeye benziyor işte, birisinin bir tarlası var. Tarlasını ekip biçiyor, arpa benim diyor. Üzerine ev yapıyor, ev benim diyor. Tamam, amenna. Ama tarlasını sadece bu kadarla sınırlandırırsa kendi hakkını sınırlandırmış oluyor bir nebze. Devlet de iki boyutlu düşünülmeyecek kadar geniş bir kavram. Devlet dediğimiz yapıyı, devlet diyorum, özür dilerim, hep devlete gidiyor aklımız. Ülke dediğimiz kavramı şöyle değerlendirmek lazım. Toprağın tamam iki boyutlu yansıması amenna, ama toprağın altı da ülke, toprağın üstü de ülke. Ayrıca buna ilaveten şayet denize kıyısı olan bir ülkeden bahsediyorsak denizde de bir hakimiyet alanı, deniz ülkesi dediğimiz bir alandan bahsediyoruz demektir. Çok özür dilerim. Geçmedi bir türlü. Ülkenin ne kadar küçük veya ne kadar büyük olduğu, tıpkı az önce milletten bahsettik. Milletin ne kadar büyük veya küçük olduğunun bir önemi olmadığı gibi ülkenin topraklarının da ne kadar büyük veya küçük olduğunun bir önemi yok. İşte milletten bahsedecek olursak Liechtenstein denilen bir devlet var. Nüfusu Elazığ kadar bile yok. Veya işte Konya'nın nüfusundan daha küçük, ismi uluslararası arenada da sıklıkla duyulan ülkeler var, Hollanda gibi. Nüfus millet açısından önemli olmadığı gibi ülkenin büyüklüğünün de toprağın büyüklüğünün de ülke açısından önemi yok. İşte az önce bahsettiğimiz Liechtenstein hap kadar bir ülke veya arada sırada milli maçlarda ismini duyduğumuz bazı ülkeler var. Necat söz istedi, vazgeçti sanırım. Neydi? Andorra gibi, efendim söyleyeyim Cebel Tarık gibi toprak olarak çok küçük olmasına rağmen bunun bir önemin olmadığını gördüğümüz ülkeler mevcut. Ülkenin sınırlarının büyüklüğü o ülke açısından, o ülkeyi ülke kabul etmemiz açısından önemli değil. Hatta toprağının sınırlarını çizemediğimiz Filistin'i bile ülke olarak kabul edebiliyoruz. Ama bir toprağı var, hakimiyet. İçinde kabul ettiğimiz, varlığını kabul ettiğimiz bir toprağı var. Gelelim bu ülkeyi unsurlarına bölecek olursak. Birincisi kara sahası. Bu basit. Kara ülkesi dediğimiz kısım ülke üç boyutlu olduğuna göre kara ülkesi de üç boyutlu. Kara ülkesi toprak ve toprak altından oluşuyor. Kara sahası ülkenin temel kısmı. Bir devlet muhakkak bir kara ülkesine sahip olmak zorunda. Olmazsa olmazı. Denize sınır olmayabilir, deniz ülkesi olmayabilir, birazdan bahsedeceğiz. Ama muhakkak bir kara parçasına sahip olması gerekiyor. İkincisi su sahası. Burada üç parça görebiliyoruz. Su sahası dediğimiz şey, şunu da kafa muhakkak karışacaktır. Azeri arkadaşımız var. Bildiğim kadarıyla, yanlış biliyorsam Necat beni düzelt. Azerbaycan'ın Rusya gibi, işte İran gibi ve batıdaki ülkenin adını unuttum. Hazar Denizi dediğimiz iç denize kıyısı var. Ama uluslararası arenada Hazar Denizi statü olarak deniz statüsünde kabul edilmiyor. Göl olarak bu ülkeler tarafından kabul ediliyor ki bu da kimisinin işine geliyor, kimisinin işine gelmediği için tartışmalara, ihtilaflara sebep olabiliyor. Çünkü eğer bunu bir deniz olarak kabul edecek olursak birazdan bahsedeceğimiz rejime tabi olacak. Ama göl olarak kabul ettiğimiz zaman farklı bir bölüşüm rejimine sahip oluyor. Nedir bu olay? Su ülkesi dediğimiz, su sahası dediğimiz durum. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Bu denizlerde denizlere kıyısı olan her ülke açısından geçerli olan bir durum var. Üç alana ayırıyoruz.
egemenliği bu denizler üzerinde. Birinci alanda mutlak bir egemenlikten bahsediyoruz. Tıpkı kara ülkesi gibi mutlak bir egemenlik. Neresi burası? Denizlerden aşağı doğru 12 mil. Ne deniliyor buraya? Kara suları deniliyormuş. Bir kıyı devletinin kara ülkesini çevreleyen ve uluslararası hukuka uygun olarak açıklara doğru belirli bir genişliğe, bu da 12 mil, 12 mile kadar diyelim, uzanan kıyı devletine ait deniz koşağına verilen ad. Ha, 12 mile kadar diyoruz. Niye? İşte görmüşsünüzdür, İzmir'e gidenler, Antalya'ya gidenler, Mersin değil, Antalya'ya gidenler görmüştür, İzmir'e gidenler görmüştür, Muğla'ya gidenler görmüştür. Parmakla gösterilecek kadar yakında Yunan adaları var. Dolayısıyla burada 12 mil uygulamak mümkün olmamış ve ikili ülke anlaşmalarıyla bu 12 mil 6 mile çekilmiş. Ege Denizi'nde bu 6 mil olarak uygulanıyor. Ama ona rağmen problem çözülebilmiş mi? Yok, çok da değil. Efendim söyleyeyim, ikinci bir alanımız var. Buna da münhasır ekonomik bölge diyoruz, balıkçılık sahası diyoruz. Bitişik bölge deniliyormuş, kıta sahanlığı deniliyormuş. Nedir bu? Bu alanda kıyı devleti tam değil, sınırlı bir egemenlik hakkına sahip. Bu alan 200 mile kadar çıkabilen bir alan. Bu bölgede mutlak egemenlik yok. Daha çok ticari amaçla kullanılıyor. Ama sınırlı bir egemenlik hakkı olduğundan bahsedebiliyoruz. Bir de üçüncü bir alan var ki buna biz açık deniz diyoruz. Başka ne deniliyormuş? Açık denizden başka bir ifade kullanılıyor mu? Yok. Böyle bir şey yok. Açık deniz diyoruz buraya. Burada kimsenin hakimiyetinin olmadığını kabul ediyoruz uluslararası hukukta. Ama şöyle bir hakimiyet alanı var orada da. Açık denizde dahi olsa bir gemi bayrağını taşıdığı, bandrolünü taşıdığı ülkenin hukukuna tabi oluyor. Dolayısıyla o gemide cereyan edecek hukuki ilişkiler, suçlar bayrağı veya bandrolüyle bağlı olduğu ülkenin hukukuna tabi oluyor. Yani o gemi üzerinde de ülke hakimiyetinden bahsedebiliyoruz ki buna bayrak yasası deniliyor. Bir de dedik ki ülke-i izahta hava sahası denilen bir kavram var. Hava ülkesi. Bir devletin hava sahası, devletin kara ülkesi ve kara sularının üzerinde yer alan bütün hava sahasını kapsamakta. Buna ulusal hava sahası da deniliyor. Devlet kendi ulusal hava sahasında tam ve münhasır egemenliğe sahip. Hava sahasının dış sınırı ülkenin kara sularının bittiği çizgi. Üç boyutlu olduğuna göre hava sahasının bir de üst sınırı var. Bu üst sınır havanın bittiği, artık uzayın başladığı çizgi. Bunu da tespit etmek hem güç hem de ekvatorda farklı, kutuplarda farklı bir alan. İşte 60 ila 100 kilometre arası bir alandan bahsedebiliyoruz. Bu egemenlik de tıpkı kara ülkesi gibi bir egemenlik sağlıyor. Örneğin hatırlayın, Suriye'den ülkemizin sınırlarını, hava sahasını ihlal eden Rus uçağını bu egemenlik hakkında dayanarak düşürmüştük. Bunun gibi benzer bir sürü durumda söz konusu ülkeler arasında. Hava sahası da ülkenin bir parçası. Ve yine uydular gönderiliyor gökyüzüne. Benzer bir şekilde bu uydular da hava sahasıyla ilişkili bir şekilde konumlandırılıyor. Efendime söyleyelim, gelelim devletin iktidar unsuruna, son unsuruna, egemenlik. Egemenlik neymiş, ne diyor egemenliğe dair? Bir devletin kurulabilmesi için insan topluluğu ve ülke unsurları gereklidir ama yeterli değildir. İnsan topluluğu ve ülke unsurları tek başlarına devlet oluşturamazlar. Devletin oluşması için devletin oluşması için insan topluluğunun bu ülke üzerinde egemen olması gerekir. Devletin üçüncü unsuruna iktidar unsuru, devlet kudret unsuru, kamu gücü unsuru gibi değişik isimler veriliyorsa da biz egemenlik unsuru demeyi tercih edeceğiz. Egemenlik unsuru kendi içinde iki farklı anlam barındırıyor. Birisi dış egemenlik, birisi iç egemenlik. Dış egemenlik her ne kadar teorik olsa da pratikte çok da bunu göremiyoruz.
Nedir bu dış egemenlik mevzusu? İki anlam barındırıyor. Birisi uluslararası arenada büyük veya küçük, bu coğrafi sınırla da olabilir, nüfusla da olabilir, büyüklük veya küçüklük fark etmeksizin bütün devletler eşit statüde kabul ediyor. Birbirine eşit devletler. İkinci yansıması da şu: bir devlet bir başka devletin iç işlerine burnunu sokamaz deniliyor. İç işlerine karışamam. Ama uygulamaya baktığımız zaman Allah selavat kuvvete göre güçlü olan devlet, güçsüz olan devlete çeşitli bahanelerle hem tahakküm ediyor hem de iç işlerine dilediği gibi burnunu sokabiliyor. Uluslararası arenada aslında hakim olan esas kural, temel kural güç. Gelelim bizi ilgilendiren esas meseleye, iç egemenlik. Egemenliğin iç yansıması meselesine. Nedir bu? Devleti devlet yapan emareler. Nedir efendim? Para bastırma. Nedir efendim? Savaş ilan etme, barış ilan etme. Nedir efendim? Vergi alma. Necat bir şey yazmış, okuyalım. Hazar'ın deniz veya göl olarak düşünülmesi bunun için, ki büyüklüğüne göre deniz adlandırılmış ama aslında tek bir yerde toplandığı için suyun başka bir yere dökülmemediğini ama göl farklı o kollardan su aldığı için göl olarak kalmıştır. Mesele coğrafi olarak böyle tanımlanması yazdıklarım doğru kalabilir ama Necat, tartışmalı bir durum olduğunu da muhakkak duymuşsundur. Yani Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler arasında egemenliğin, Hazar Denizi üzerindeki egemenliğin kullanılması açısından kimisi devlet olarak kalma, göl olarak kalmasını savunurken kimisi deniz olarak kabul edilmesini savunuyor diye biliyorum. Bilmiyorum sen bu tartışmaları duydun. Devam edelim. Dedik ki iç egemenlik. İç egemenliğin emarelerinden bahsettik. Neymiş? Kanun yapmak. Bu birinci emare. Savaş veya barış ilan etmek, yargılama yapmak, para basmak, vergi toplamak gibi yetkiler. Bunlar iç egemenliğin yansımaları. Tabii bunun sayısını arttırmak konuştukça, tartıştıkça mümkün. Bunun bir de niteliği varmış. O devletin deniz donanması orada tutması için söyle. Aynen öyle. Yani dedim ya, menfaatleri gereği bunu iddia ediyorlar, ileri sürüyorlar. Bir ihtilaf var. Dedik ki nitelikleri: egemen iktidar asli bir iktidardır. Egemen iktidar bir başka iktidardan türememiştir. Bir başka iktidar tarafından kurulmamıştır. Egemen iktidar en üstün iktidardır. Egemen iktidar sınırsız bir iktidardır. Egemen iktidar tek ve bölünmez bir bütündür. Egemen iktidar devir ve ferah edilemez demiş. Şimdi gelelim egemenlik teorilerine. Egemenlik nasıl ortaya çıkmıştır mevzusuna. Burada iki temel teorimiz var. Teokratik teoriler ve demokratik teoriler. Teokrasi nedir, teokrasi? Var mı bileniniz? Dinle alakalı, evet. Yani egemenliği kaynağını Hayda. Arkadaşlar özür dilerim, bir internet kesintisi yaşadım sanırım. Şimdi geliyor mu sesim? Sesim duyuluyor mu arkadaşlar?
Tamamlanacağına da bizzat kapatalım. Özür dilerim. Bizzat Allah karar verir. Yani yeryüzünün çeşitli coğrafyalarında Allah adına egemenliği kullanan kişiler bizzat Allah tarafından seçilmiş kişilerdir. Bunlar işte peygamberler olabilir, ülkelere hükmeden peygamberler olabilir ki tarihte var. Efendim söyleyeyim, Türklerdeki kut inancı gibi kuta sahip kişiler ancak yönetici olabilir denilen durumlar olabilir. Örneklerini çoğaltmak mümkün. Bir de providensiyel ilahi hukuk doktrini denilen bir doktrin var ki bu da diyor ki tamam egemenlik Allah'a aittir ama bizzat yeryüzünde bu egemenliği onun adına kullanacak kişiyi Allah kendisi tespit etmemiştir. Kaderin görünmez yön vermesi ne diyor? Özür dilerim. Tanrı'nın görünmez yön vermesi altında insanlar tarafından veya beşeri olaylar neticesinde seçilir. Nedir işte? Excalibur kılıcını çekip alan kişi, efendime söyleyeyim bir savaşta kahramanlık gösteren kişi, Allah yardım etmiş kahraman olmuş. Efendime söyleyeyim kaderinde, kısmetinde egemenliği kullanmak nasip olmuş kişiler bu egemenlik hakkını Allah adına yeryüzünde kullanır diyen teoriler. Bir de dedik ki demokratik teoriler var bunun karşısında. Birisi halk teorisi, birisi milli egemenlik teorisi. Milli egemenlik teorisi diyor ki millet dediğin şey sadece bugün için yaşayan insanlardan teşekkür bir şey değil. Geçmişte yaşamış, bugün yaşayan, gelecekte de yaşayacak olan aynı ortak kaderi paylaşmış, paylaşacak olan insanlar topluluğudur. Dolayısıyla egemenlik bugün için yaşayan insanlara atfedilemez. Egemenlik daha geniş bir kavrama atfedilebilir, millete atfedilebilir. Bu da egemenliği bölünmez kılar. Egemenlik bölünmez bir bütündür. O da millete aittir diyor. Halk belli bir zamanda milli topluluğu oluşturan vatandaşlar kitlesine verilen addır. Millet ise sadece bir ülke üzerinde belli bir dönemde yaşayan bireyleri değil, aynı zamanda geçmişte yaşamış olanları ve gelecekte doğacak olanları kapsayan bir kavramdır. Yani bugün yaşayanların dahil olduğu gibi geçmiş ve gelecek kuşaklarda millet kavramına dahildir. O halde bu anlayışa göre egemenlik halka yani tek tek vatandaşlara değil, millete yani geçmişte yaşamış ve gelecekte doğacaklara da aittir diyor. Halk egemenliği ise hayır arkadaş diyor, ne alakası var ya diyor, ben sandığa gidiyorum, oyumu kullanıyorum. Bugün için ben karar veriyorum, egemenlik bana aittir. Dolayısıyla her bir oy karşılığı bölünebilen bir mevzudan bahsediyoruz diyor. Özür dilerim. Halk egemenliği teorisine göre egemenlik halka yani halkı oluşturan tek tek her bireye aittir. Bu nedenle egemenlik bölünebilir bir şeydir. Herkes oransal olarak egemenliğin bir miktarına, bir parseline sahiptir. Örneğin Jean-Jacques Rousseau'nun Sosyal Sözleşme kitabında yazdığına göre 10 bin vatandaşın bulunduğu bir devlette her vatandaş egemenliğin 10 binde birine sahiptir diyor. Evet, dersimizi bitirelim. Siz canlı yüz yüze derse yetişeceksiniz diye biliyorum. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Haftaya bir devlet tarihte ilk kez nasıl ortaya çıkmıştır konusunu tartışacağız. Sizlerin fikirlerinizi de merak ediyorum. Var mı bir sorunuz arkadaşlar? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eyvallah.